Merhaba arkadaşlar. 2020'nin ilk podcast'i ile karşınızdayım ve dün yine üzerine konuşulası olaylar yaşandı. İlk olarak Galatasaray'ın futbolcusu Omar El Abdelouy. Evet muhtemelen yanlış telaffuz ettim ama bundan sonra kısa şekilde Omar diyeceğim. Dün gece yılbaşı eğlenceleri sırasında büyük bir kaza geçirdi. Biraz onun üzerine konuşacağız. İkinci olarak Acun'un dev projesi Eksen yayın hayatına başladı demek çok doğru olmaz. Çünkü yayınlar yayınlanmaz. Sunucuların hepsi çöktü. Öncelikle Omar konusuyla başlamak istiyorum. Olayı bilmeyenler için özet geçmek gerekirse, Omar çocuklarını eğlendirmek için havai fişek patlatmak istiyor. Ancak havai fişeklerden biri adamın elinde patlıyor. Evet, olay bu. Tanımayanlar için de Omar, Galatasaray'ın sahibi ki yıldız bir futbolcu. Yaşanan olayda ilk skandal, adamın fotoğraflarının birkaç dakika içerisinde her yere yayılması oldu. Kim çekti, nasıl çekti ve ne ara yayıldı hiçbir fikrim yok. Ancak dün o fotoğrafları görmeyen kalmadı. Hatta adam o kadar yaralanmıştı ki Twitter'da ilk birkaç dakika dönen muhabbet Gerçekten Omar mı yoksa değil mi sorusuydu Sonradan anlaşıldı ki fotoğraflar Maalesef gerçek Geçmiş olsun diyerek ben lafıma başlamak istiyorum Burada renk, takım, ırk Gerçekten hiçbir şey önemli değil Bir insan maalesef bu durumda ve bu oldukça üzücü Ki birçok takım da sosyal medya hesaplarından Galatasaray'a ve Omar'a Geçmiş olsun dileklerinde bulundu Açıkçası fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla Durum pek iç açıcı değil Çünkü ağır bir yaralanma mevcut Özellikle sol gözü gerçekten kötü durumdaydı Dün ameliyata alınmıştım ve bu sabah gelen bilgiler dünkü haberlere göre çok daha rahatlatıcı. Çünkü dün ilk gelen haberler direkt hayati tehlikesi olduğu yönündeydi. Hani adam ölebilir tarzı haberler dolaşıyordu. Son gelen bilgilerde sol gözünde ciddi bir problem olduğu belirtiliyor. Ancak bilince açık ve hayati tehlikesi yok. Bunu da bildiriyor güvenilir kaynaklar. Muhtemelen yorumlarda fotoğrafı göster diyenler olacak. Ben bu konuda şunu söyleyebilirim ki bu çok net bir suç arkadaşlar. Ki suç olmasa da elbette göstermezdim. İnsanlar bu konuda çok bilmeden fevriye hareket ediyorlar. O insanın da ailesi, arkadaşları, en önemlisi çocukları var. Lütfen empati yapın ve daha fazla yaralarını deşmeyin. Zaten fotoğrafı çeken, ilk elden bunu yayan kişi ağır cezalar yiyecektir. Ama sizden ricam bu suça ortak olmayın. İkinci olarak Omar'a gelen ilginç tepkilerden bahsetmek istiyorum. İlk kitle bu adam Müslüman, yılbaşı kutlaması yanlış diyen aptallar. Yani bu konuya girsem mi gerçekten bilmiyorum. Çünkü her sene aynı açıklamayı yapmaktan çok bunaldım. Bilmiyorum. Diyenler için şöyle özetleyeyim gayet sakin bir şekilde. Noel ile yılbaşı farklı şeylerdir ve yılbaşının herhangi bir Hristiyan adeti ile alakası yoktur. Ha olsa bile siz man kafalılar buna hiçbir şey diyemezsiniz. Çünkü tanrı değilsiniz. O halde öyleymiş gibi davranmayı bırakın, insanlar istediklerini yapsınlar. İkinci olarak kutlama yapmak yasak değil mi diyenler var. Arkadaşlar konu sağlıksa lütfen olaylara devlet gibi bakmayı bırakıp sadece şifan dileyin. Devlet gerekeni zaten yapar. Size ne yani? Adam orada can çekişiyor milletin derdine bak. Gerçekten çok ayıp çok yazık arkadaşlar. Ben tekrardan Omar'a ve Galatasaray ailesine geçmiş olsun diliyorum. Ve ikinci konumuza geçiyoruz. Eksen dün yayınlandı. Peki yayınlandığı anda ne mi oldu? Tabii ki çöktü. Açıkçası ben bu konunun enfes bir reklam hareketi olduğu düşüncesindeyim. Biliyorum çok komplo teorisi gibi geliyor. Hatta komplo zaten. Ama bana çok da inandırıcı gelen bir şey değildi bu. Çünkü bu tür projeler özellikle 900 milyon liralık bir proje ise çok fazla deneme yapılarak piyasaya sürülen şeyler. Ve kodlama hatası gibi komik hatalar böyle projeler için oldukça ucuz kaçıyor. E ne mi oldu? Hata çıkınca herkes yeniden paylaştı. Exxon projesi tekrardan reklamın kralını yapmış oldu. Ha belki böyle olmamıştır. Harbiden bir kodlama hatası vardır ve fark edilmemiştir. Bunu bilemem. Ama dediğim gibi bana çok da inandırıcı gelen bir durum değildi. Eleştirilmesi gereken diğer bir durum bence kullanıcının hem 10 lira verip hem de reklam izleyecek olması. Çok da tutarlı bir durum değil bu. Okey içeriklere erişmek için Para ödemek mantıklı. Ama üstüne bir de reklam izlemek kullanıcının gerçekten tadını kaçıracaktır. Bir kere psikolojik olarak bu böyle. Adam parasını veriyorsa reklam falan izlemek istemez. Kaç para verdiği çok önemli değil. Cebinden para çıkıyorsa tam karşılık bekler. Ancak eksen bunu şu anlık veremiyor. İçeriklere de baktım. Zengin sayılmaz ama bu gayet normal. Henüz yeni bir platform. 2008 milli takım hikayesi ve Katarsis dışında beni çok çeken bir şey olmadı. Ama mutlaka izleyici bulacaktır. En nihayetinde çeşitlilik yaratmaya çalışmışlar. Bakalım gelecek günlerde neler olacak? Siz de Eksen ve Omar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında benle paylaşın dostlarım. Bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.